Efendim hepinize iyi akşamlar, hayırlı akşamlar, merhabalar diyorum sevgili izleyenler, Akit TV izleyenleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sınır ötesi özelle karşınızdayız bu akşam. Neden sınır ötesi özel? Hemen arz etmek istiyorum. Biliyorsunuz sınır ötesi programını değerli meslektaşım Serkan Güzel sizlere sunuyordu. Ve daimi konukları vardı Mustafa Özcan ve Bercan Tutar'la dünyayı sizinle konuşuyorlardı. Ama bu akşam onlar yoklar zira yıllık izinlerinin bir bölümünü kullandıkları için bu programa bu akşam ben vekalet edeceğim ve sınır ötesi özelle karşınızdayız. Sınır ötesi özelde bu akşam hakikaten çok özel bir konu ağırlıyoruz. Değerli gazeteci, yazar, mütefekkir, aydın, münevver. Bir birikim, bir usta ve bana göre yaşayan bir efsane Mehmet Şevket, Eygi beyefendi bizlerle şeref verdi. Bizim stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Hoş bulduk efendim. efendim. Yalnız o komplimanların bir kısmını kabul edemeyeceğim. Efendim, e, o sizin hakikaten tevazuunuz ve nezaketiniz. E, biz, ben şahsen, acizane bendeniz. E, ortaokul ve lise yıllarından itibaren e, Mehmet Şevket ilgiyi takip etmeye çalışıyorum. E, milli gazete ile lise yıllarımda o şekilde tanıştım. Çünkü Şebin Karahisar'a dört tane milli gazete geliyordu. Ee, ve bir Erbakan hayranlığı rahmetli Erbakan hayranlığımız vardı. Ee, gazeteci o zamanlar gazete bayisi dışarıya gazeteleri asardı. Ee, tek Erbakan'ı gördüğüm gazete milli gazeteydi. Dolayısıyla haşlığımdan artırarak milli gazete alırdım ve ikinci sayfadaydı o zaman Mehmet Şevket Eğgi Bey'in yazıları. E, ee, o zaman keyifle akşamları okurdum. Ee, yani okulda edindiğim eğitim, bilgi, birikimin emin olun birkaç katını belki de Mehmet Şevket Teygi Üstad'ın yazılarından daha fazla yazılarında daha fazlasını buluyordum. Ee, dolayısıyla o hayranlıkla İstanbul'a geldikten sonra da çok arzu ettim Mehmet Şevket Eygi Beyefendi ile tanışmayı. Mevla nasip etti. Tanışmamız da oldu. Ve bir gün inşallah ...niyet ediyordum konuğum olmasını... ...ve bu akşam bu da hamdolsun gerçekleşiyor. Tekrar e, hoş geldiniz diyorum... Hoş ...ben kendilerine. Efendim dopdolu bir program olacak... ...umuyorum bu akşam. Çünkü... ...Mehmet Şevket Eyiği ismi... ...son dönemlerde... ...bazı kesimler tarafından... ...farklı amaçlarla dolaşıma sokulmaya başlandı. Bizim duymadığımız... ...bilmediğimiz... <laughs> farklı veya bayatlamış iddialarda diyebiliriz. Bu yöntemlerle bir Mehmet Şevket Eyi üzerinden yıpratma kampanyası ya da spekülasyon yapılmaya başlandı. Bunlara geleceğiz. Mesela eski bir istihbarat, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi en ciddi kurum içerisinde çalışmış ve ve buranın da istihbarat biriminde subaylık yapmış, generallik yapmış bir isim Mehmet Şevket Eyi ile alakalı ilginç iddialarda bulundu. Mehmet Şevket Eygi'nin ismini FETÖ elebaşı Gülen'le yan yana kullandı ve özel harp dairesine sokulmuşlardır ve komünizme karşı ılımlı İslam ya da yeşil kuşak çerçevesinde kullanılmışlardır gibi ipa sapa gelmez ifadelerle itham etti. Üstad bunlarla ilgili birkaç cevap verdi ama televizyon ekranlarında ilk kez bu akşam cevap verecek ve tabii ki sadece bu mesele değil, konumuz bu değil aslında. Mehmet Şevket Eygi genç nesiller tanımıyorlar bana göre. Mehmet Şevket Eygi de biraz tanımamız gerektiğini düşünüyorum ben. Türkiye'deki genç nesillerinde tanıması gerektiğini düşünüyorum. Evet. İsterseniz biraz başa gidelim. Ben üstadı biraz kendinden lütfederse dinlemek istiyorum. Ee, aslen Karabüklü benim bildiğim Mehmet Yok. Şevket. Zonguldak Ereğlisi. Zonguldak, Zonguldak Ereğlisi tahsih etmiş olduk. Ve oradan İstanbul yolculuğu, çok kısa özetlerse İstanbul yolculuğu, nasıl İstanbul e, serenci, macerası başladı, İstanbul'a nasıl gelindi? Oradan başlayalım arzu ederseniz, sonra eğitim hayatınız ve askerlik yıllarınıza devam etmek isteyeceğim. Çocukken evimiz Ereğli ile Devrek arasında yol kenarında tek bir evdi. 7 yaşıma yaklaşıyorum. Rahmetli annem 11 sene öğretmenlik yapmış. En yakın okula gitmem mümkün değil. Çünkü kış oluyor, kar oluyor. Yolda giderken beni kurtlar yiyebilir. Annem düşündü, taşındı. Ailemizin imkanı fazla değildi ama beni 7 yaşındayken İstanbul'daki Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına yazdırdı. 1939-40. İstanbul maceram öyle başlamış oldu efendim. İstanbul'a geliyorsunuz ve Galatasaray Lisesi. Lise demeyelim de evet. lisenin ilk kısmı. Lisenin ilk kısmı. Çünkü o dönemde de sanıyorum herkes istediği gibi giremiyordu Galatasaray'a. Yok efendim o zaman bugünkü gibi öyle tehacüm yoktu beni götürdüler. 7 yaşında bir çocuk olarak yazdırdılar efendim. Okul paralıydı. Sanırım yıllık taksit ücreti 250 lira civarında bir şeydi. 3 bölümde ödeniyordu. Beni yazdırdılar. Köyden, kırsal kesimden gelmiş küçük yapıda bir çocuk olarak ...eskiden saraymış... ...o mektep sonra yandı... ...orada kaldım... ...12 sene aynı mektepte okudum efendim... ...evet... Ee, ...sonra Galatasaray... ...mezun olduktan sonra... ...sizin tabi orada... ...birçok arkadaşınız ünlü isimler de çıktı... ...sporcusundan yazarına kadar... ...tiyatrocusuna kadar... ...zaman zaman şu benzetme yapıldı... ...Mehmet Şevket İlgi, İslamcı ve dindar bir... ...aydın olarak... Onların cephesinden Galatasaray Lisesi açısından bir fabrika hatası yakıştırması yapıldı. Sizin de buna tarihi bir cevabınız var aslında. İmalat hatası diye yazmışlar. Ben belki bugün dindar de sayılabilirim fakat bundan 150 sene önceki Müslümanlar beni görselerdi dindarlığımı pek tatmin tatminkar bulmazlardı, dindar demezlerdi. Ama bir insanı Türkiye'de bir Müslümanı dindar olduğu için dışlamak, aleyhinde bulunmak çok yanlış bir şey kaldı ki Galatasaray Lisesi 1868'de kurulmuştur. 1912'ye kadar Galatasaray Lisesi'ndeki Müslüman öğrencilerin vakit namazlarını okul camiinde, okul imamının ardında topluca cemaatle kılmaları mecburiydi efendim. Sizin döneminizde artık bunlar yoktu. Benim dönemimde tabii yoktu. Yani namaz kılan bir iki kişi kalmıştı. Ee, peki o hat yazıları, Galatasaray çünkü Sultan Abdülaziz döneminin bir eseri. Ee, köklü bir lise, köklü bir mektep me me mektep ee, Osmanlı'dan kalan hat yazıları kütüphane duruyor muydu efendim? Efendim Galatasaray Lisesi'nin Tevfik Fikret'in müdürlüğü zamanında yapılmış müze gibi çok güzel, çok zengin bir kütüphanesi vardı. Ben lise öğrenciliğim zamanında kültüre, kitaba meraklı bir öğrenciye anahtarını verirlerdi. Dört sene bende bulundu oranın bir anahtarı. Osmanlıca kitaplar vardı. Üçüncü Napolyon'un hediye ettiği çok nadir, çok kıymetli Fransızca kitaplar vardı. O belki internette resmine de ulaşılabilir. Yani birisi kütüphanesi değil, başlı başına efendim zengin ve dekorasyonu da çok güzel bir kütüphaneydi. Ee... Sonra siyasal bilgiler fakültesi, Galatasaray'ı bitirdikten sonra siyasal bilgiler fakültesi. Siyasal bilgiler fakültesine gitmek zorunda kaldım. Rahmetli pederimin işleri bozuldu. Okuyacak para yok. Burs veriyorlarmış. İmtihanına girdim. 40 kişi içinde yer aldım ve ayda 100 lira için Ankara'ya gittim. Ee, Ankara'ya gittiniz o ve e, ama bu e, mektebi mülkiye e, çok evet, önemli efendim. yani e, önemli bir mektep ve siz buradan normalde bir kaymakam vali olabilirsiniz mezun olduğunuz zaman ben unutman. şey mezunuyum efendim diplomatik kısım mezunuyum dışişlerinde çalışabilirdim konsolos olabilirdim elçi olabilirdim peki düşünmediniz mi böyle bir şey düşündüm mesleki meslek memurluğu dışişlerinde imtihanına girdim. İlk imtihanda kazandım. Fakat sonra tekrar düşündüm. Ben dindar beş vakit namaz kılan bir hariciyeci olarak monşerlerin arasında ne olabilirim? Nihayet 30 sene, 35 sene memuriyet yaptıktan sonra Venezuela Orta Elçiliğinin birinci katipliğinden emekli olacaktım. Dans etmeyen, viski içmeyen, bir hiç oynamayan bir kimsenin o tarihlerde yani istikbali yoktu. Ben de evrakımı geri aldım. Evet, ama şöyle bir şey de duydum ben. Yani sizin kaymakamlık bir kaymakamlık başvurunuz sanıyorum reddediliyor. Öyle bir şey mi vardı? kaymakamlığa müracaat ettim. İçişleri İş Bakanı sanırım ismi Dilaver Argun'du. Beni çağırdı. Ondan sonra bana kaymakamlık vermediler. Bana dedi ki sen dindarlık bakımından samimi olabilirsin. Fakat kötü niyetli bir takım adamlar seni alet edebilirler. O zaman benim memuriyet bakımından birçok yollar kapandı rahmetli tevfikileri vardı. Eski Milli Eğitim Bakanı, Müslüman milliyetçi bir zat. Onu da tanımıştım. Ona gittim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bir mütercimlik kadrosu vardı. Benim lisanım Fransızca. Oraya tayinimi çıkarttırdım. O hususta da bir şey anlatmak isterim. Adnan Menderes'in başbakanlık müsteşarı Ahmet Salih korurdu. Ahmet Salih korur. Mason hocasının üstadı azamıydı efendim. Ben ona gittim. Tevfikilerinin tavsiyesiyle beni kabul etti. Yüzüme şöyle baktı. Yahu dedi bu işin içinde bir iş var. Sen siyasal bilgiler fakültesini bitirmişsin. Sonra diyanete giriyorsun. Hatta biraz böyle kaba bir tabir kullandı. Bu işte bir bokluk var dedi. Fakat Tevfik İleri Bey'in ricasını kırmadı. Önünden küçük bir not kağıdı aldı. İki kelime yazdı. Latin harfleriyle görüşünüz. Altına Osmanlıca görüşelim yazdı. Benim Osmanlıcayı bildiğimi tabi o bilmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda iki sene süren mütercimlik maceram da böyle başladı. Bir dakika orada bir Osmanlıca şimdi araya girdiğine göre Osman, o tek parti döneminde size eğitim gördünüz çünkü. Osmanlıcayı nasıl? O, bu kağıdı, o zaman Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'na yazdı efendim. Sonra bin bir hayatın cilvesi içinde onu unutmuştur belki de görüşelim. mi? Hayır hayır ben sizin sizin Osmanlıcayı o zaman biliyordunuz ama Osmanlıcayı. Bilmez oğlum. E, tamam siz siz nerede öğrenmiştiniz Osmanlıcayı? Osmanlıcayı rahmetli annem 15 sene öğretmenlik yapmış. Bir deftere Osmanlıca harfleri yazdırdım ona. Karşılığındaki efendim Latinçeleri de yazdırdım. Sonra bulmaca çözer gibi kitapları okumaya başladım. Çünkü nihayet bizim dilimiz olduğu için Osmanlıca alfabeyi bilen bir kimsenin bilmece çözer gibi kendi kendine Osmanlıcayı okuması ve öğrenmesi mümkündür. Ee, ama sıkıntılar vardı galiba değil mi üstad? Yani Kur'an eğitimi olsun, Osmanlıca eğitimi yolunda olsun değil mi? Tek parti döneminde böyle bir Efendim, Tek vardı. parti döneminde ezan bile okumak yasaktı zavallı Müslümanın biri nihayet tepesi atıyor. Ya bu kadar zulüm olmaz. Çıkıyor minareye. Oradan Arapça hakiki ezanı Muhammed'i okuyunca başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Dayak yiyor, işkenceye uğruyor ve büyük de bir ceza alıp kendini efendim zindanın ...dibinde buluyor. Tabii matbuat ve... ...kitap hayatı, kültür hayatı da etkilenmiştir. Yani o eski kitapların... ...belki bazıları suç sayılıyor artık. Efendim, falan. Bu Latin harflerinin... ...kabulünden sonra... ...Anadolu'nun birçok yerinde... ...kütüphaneler... ...varmış, resmi kütüphaneler. Bunları meydanlara... ...kitapları... ...yığmışlar. Üzerine... ...gaz yağı dökerek yakmışlar efendim. Ben böyle şehrini tam hatırlamıyorum Sivas mı Elazığ mı böyle yanarken kurtarılmış kitapları gördüm efendim. Enteresan bir kültür düşmanlığı. Evet. Evet. Ee, sonra tabi bu anlattığımız bahis askerlikten önce değil mi? Yani şu anda kadar geldiğimiz bahis ama askerlik meselemiz var. Üniversite mezunu bir Mehmet Şevket İlgi. Askerlikte üst teğmen, özür dilerim teğmen efendim subay sıkıntısı olduğu için benim şimdi sicilimde yazılı hem Galatasaray hem Siyasal Bilgiler Fakültesi bana efendim kumandanı olmayan bir bölüğün vekaleten kumandanlığını vermişlerdi. Nerede efendim askeriz? Erzurum'da, Erzurum. Kars kapısında muhabere taburu. Özür dilerim. Tarihi hatırlıyor muyuz? 57 galiba 57-58 57, 58. 57 Yok. 1958 59 efendim. Orada teğmen olarak başladınız. Evet efendim. Üst teğmen Üst teğmen değil. Teğmen Sadece başladınız. teğmen. Evet. O zaman efendim <laughs> teğmen rütbesi alabiliyordu yedek subaylar. Şimdi sanırım almıyorlarmış. Sadece Az teğmen oluyorlar ha, şimdi. Evet efendim. Şimdi az teğmen oluyorlar. Ee, şöyle, e, askerde, e, biz aynı zamanda, aynı zamanda komutanlık yapıyorsunuz. E, namazınızı kılıyorsunuz. Kışlada namazınızı kılmanızda bir mani oluyor muydu? Orada, o zaman böyle taasuf yoktu. Menderes dönemizdi. Menderes evet. dönemi. Askeri birliklerin, bizim birliğimizin yoktu ama çoğunun camileri vardı, ezan okunuyordu, hatta hafızlığı falan olan erler de imamlık yapıyorlardı. O sonradan askeri birliklerdeki camilerin kapatılması, ortadan kaldırılması daha sonraki devirlerde 27 Mayıs'tan sonra olmuşlar. Ama şunu da söyleyemeyiz herhalde Üstad siz o günleri yaşadınız. Yani Menderes döneminin Müslümanlar için öyle dört dörtlük bir dönem oldu. 163 efendim. var. Atatürk'ü koruma kanunu Menderes Menderes'in meşhur bir sözü vardır. Bir kere Antalya'da, bir kere İzmir'de söyledi. Türkiye Müslümandır ve Müslüman kalacaktır. İslamiyet'in bütün icapları yerine getirilecektir dedi. Fakat bu sözde kaldı efendim. Sözde kaldı çünkü Necip Fazıl, Üstad Necip Fazıl'dan Eşref Edip Bey'e kadar baya bir kovuşturmaya tabi olanlar var. Ve e, tabii var. efendim zaten... Adam Menderes yani felaketine sebep olacak bütün hataları başbakanlığı sırasında yapmıştır. <laughs> Müslümanları siyasal bakımdan, kültür bakımından, teşkilatlanma bakımından çok ezdiler. Tabii Arapça ezan yasağını kaldırdılar. Efendim birkaç tane İmam Hatip Mektebi açtılar ama Bugünkü din hürriyeti Adam Menderes zamanında yoktu efendim. Ee, ezanın özgürleştiği günü hatırlıyor musunuz efendim? Ben hatırlıyorum, ondan öncesini hatırlıyorum. Bu 14 Mayıs 1950 seçimlerinden birkaç hafta önce Mareşal Fevzi Çakmak vefat etti. Millet Partisi lideriydi. Onun için İstanbul'da bir muazzam cenaze töreni oldu. O gün yasağa rağmen Müslümanlar camilere çıktılar ve Arapça ezan okudular efendim. Ve o zaman gazetelerde şöyle başlıklar vardı. Gençlik tekbir getirdi, ezan okudu, takbih yani suç işliyor, kabahat işliyor efendim, şeklinde. O <laughs> i̇lk günü hatırlıyorum cenazeden sonra öyle yazamadılar. 3-4 gün geçtikten sonra Müslümanlara saldırmaya başladılar. Sonra Ahmet Gürkan Tokat mebusu yeni meclis toplanınca bir kanun teklifi verdi. Türkçe ezan mecburiyeti kaldırılsın. Bu kanunda Arapça okunsun diye bir madde yoktu. Fakat yasak kaldırılır kaldırılmaz bütün Türkiye camilerinde Arapça ezan okundu. Sadece Kıbrıs Türkleri ve Müslümanları o zaman Kıbrıs bir İngiliz sömürgesi va valiliğe müracaat ettiler. Biz kemalistiz ve Türkçe ezan okuyacağız dediler. Ama Türkiye okumadı. Efendim. Halkın coşkusunu hatırlıyor musunuz? O e bütün bütün Müslümanlar bayram yaptılar tabii. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Müslüman bir ülke, halkın çoğunluğu Müslüman ve sonra Ezanı Muhammed'i okumak yasak. Dünyada böyle saçma yasaklar çok az görülmüştür. Tutmadı. Evet. Ee, sonra sizin askerlikten sonra askerlik süreniz da 27 Mayıs darbesi olduğunda siz asker miydiniz efendim? Hayır, değildim efendim. almıştınız. Şimdi burada aslında askerlikte size yapılan itham iftira ne dersek diyelim dedikodu askerlikle başlıyor aslında. Benim tespitim o. Nasıl başlıyor? Bu arkadaş, bu general arkadaş diyor ki askerdeyken, bunun da kaynağını Yok tam askerdeyken değil 59 dediğine göre ben efendim terhis olmuşum. Diyanete mütercim kişine başlamışım. Bu generalin iddia ve ithamları hiç tutarlı değil. Özür dilerim. Hı. Şimdi izleyicilerimiz belki bilmiyor olabilir. Şimdi izleyicilerimize geçtiğimiz günlerde sevgili izleyenler yani aralığın 10'uydu sanıyorum yani bu ay içerisinde e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli görevde bulunmuş. Kim mesela söyleyeyim e, Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı bu general emekli kor general Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı İsmail Hakkı Pekin. Aynen şöyle dedi bir gazeteye verdiği röportajda. Evet, Bir televizyon programında efendim. Evet o da gazetede de neşredildi. Evet aynen buyurduğunuz gibi. Diyor ki bu İstihbarat Daire Başkanı Genelkurmay'ın eski Fethullah Gülen, Mehmet Şevket Eygi gibi isimler 1959'da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildi görevleri yeşil kuşak projesi çerçevesinde komünizmle mücadele faaliyetleriydi. 12 Eylül'den sonra yakalanan Fethullah Gülen'in serbest bırakılması için genelkurmay başkanı aradı ve Kenan Evren'in talimatıyla serbest bırakıldı gibi sözleri var. Şimdi bu sözler tartışıldı. Tartışıldı ve şu da oldu. Ee, çok enteresandır. Bunun üzerine anında e, sorgulamadan, sormadan e, bunu dayanak sayarak Mehmet Şevket Eğgi Bey'i suçlayan ifadeler bazı köşe yazarlarında e, kaleme alınmaya başladı köşelerde. Ve bir açıklama yapın Sayın Eğgi diye çağrılar başladı. Aslında Milli Gazete'deki köşenizde siz 3 e, defa, benim tespit ettiğim 3 defa 3 gün bu meseleyi yazdınız ve e, dava açacağınızı bunun büyük bir iftira olduğunu bunun hatta şerefsizdir ...alçaktır gibi ifadelerle reddettiniz bu ithamları. Ee, ama durmadı, çok enteresandır. Birçok site bunu görmemişti, haber sitesi. Biz Mehmet Şevket Eyiyi sevgili izleyenler... ...bu akşam konuk alacağımız fragmanlı dünden itibaren döndürmeye başladıktan sonra... ...üstadın bugün Milli Gazete'de yaptığı kamuoyuna duyuru... ...bölümündeki o reddiyesini bugün haber yapmaya başladılar. Mehmet Şevket Eyi Bey'in bu programa geleceği duyurulduktan sonra bugün haber yapmaya başladılar. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin sizin isminizi Fethullah Gülen'le yan yana getiriyor ve diyor ki özel harp dairesine yerleştirildiler. Bu generale tabii sormak lazım. Neden madem istihbaratın başındaydınız da şimdiye kadar beklediniz ve neden şimdi konuştunuz? E, bu ayrı bir şey ama bu arada söyleyeyim bu general istediği zaman bizim ekranlarımızda konuk olmak istediği zaman da ağırlamaya hazırız. Ee, buradan Burada hemen itham edilen Üstad Mehmet Şevket İlgi'ye sormak istiyoruz. Bu ifadeyi gördünce, duyunca e, ne hissettiniz efendim? Efendim ben yılların eskittiği veya eskitemediği eski bir gazeteciyim. Böyle suçlamalardan falan tesir altında kalmam. Yani gayet sabırlıyım. Hatta bu işi büyütmeselerdi ben efendim biri bir taş atmış cevap vermeye bile tenezzül etmezdim. Fakat iftiralar tekrarlanmaya başlanınca tabii kendimi müdafaa etmek zorunda kaldım. Yani bir tesir altında kalmış fazla da üzülmüş değilim yani. Çünkü bütün ömrüm zaten böyle yersiz suçlamalarda efendim hatta hakaretlerle dolu. Ben vazifemi yapayım da taş atan atsın. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu general, kor general pek hesaba kitaba aklı ermiyor. Çünkü 1959'da bendeniz 26 yaşında hayata yeni atılmış genç ve silik bir memur. İslami kesim beni tanımaz. Bir ağırlığım yok. FET'ye gelince o tarihte 16 yaşında Erzurum'da Fetullah Gülen. Evet. 16 yaşında Erzurum'da bir Moğolla efendim. Siz Fetullah Gülen'le ondan önce tanışıyor muydunuz? Ben Erzurum'da Muratpaşa Camii'nin avlusunda baraka bir dükkan vardı. Askerken mi? Evet. Evet. Terzi Nurcu, Terzi Mehmet Şercil'in dükkanında birkaç kere gitmiştim. Fethullah Gülen de bir efendim molla öğrenci olarak oraya gelmiş bir kitabında bahsediyor. Ben hatırlamıyorum bile. Şimdi şöyle efendim Fetullah Fethullah Gülen'in bu kitabı Doğan Kitap'tan çıktı. ...Fetullah Gülen nasıl bahsediyor onu ben size arz edeyim... Ee, ...1995'te basılan baskısı... ...Fetullah Gülen'in Küçük Dünya adlı kitabı... ...burada şu anda Yeni Akit yazarlığı da yapan Latif Erdoğan... ...bu kitabı kaleme almıştı... ...Fetullah Gülen burada kendi hayat hikayesini anlatıyor... ...bu kitabın 45. sayfasında sizin isminiz şöyle geçiyor efendim... ...Mehmet Şergil'in terzi dükkanına geldik... ...burası iki kilimden biraz daha geniş şeydi ilk gece veya ikinci gece orada bulunanlardan aklımda kalan isimlerden bazıları Mehmet Şevket Eygi, Esat Keşafoğlu ve Osman Demirci'dir. Şevket Eygi yedek subaylık yapıyordu. Esat Keşafoğlu ise o sırada üst teğmendi. Zaman Hazretleri Muzaffer Aslan'a şarkı bir dolaş gel demiş o da Sivas, Erzincan ve Erzurum'u dolaşmaya gelmişti diye. Yani bir nurcuyla ilk defa tanışacağını söylüyor Fethullah Gülen ve bunu e, bu maksatla çok heyecanlıydım ve böyle gittik diyor. Yani aslında Nurcu hareketine ilk tanışmasını anlatıyor burada. Ondan önce Fethullah Gülen peki e, Molla dediniz. E, yani Nurcu cemaatinde değil miydi? Başka bir yapı'nın içerisinde efendim, mi Molla'ydı? O, o zaman artık ne kadar varsa kanun dışı ama gizli yeraltı medreselerinde yarı açık yarı kapalı din ilimleri öğrenen bir Molla'ydı efendim. Fethullah Gülen'in Nurculuk'la tanışması ta başlangıçtan gelmez. Bir tarihte tanışmış Nurculuk'la. O kadar yani o 1959'da Fethullah Gülen Nurcu değildi. Nurcu değildi, de Nurculuk'la bundan sonra tanışıyor. Evet. Siz de Fethullah Gülen'i ilk kez bu askerdeyken mi bu şekilde mi tanıştınız? Ben hatırlamıyorum bile efendim. Kitabında yazdı. Olabilir tabii. Ama 16 yaşında bir molla talebesini hatırlamamam da bir garip bir şey değildir yani orada birçok insanlar vardı. Ben Erzurum'da tanıdığım çok kimseyi aradan şu kadar yıl geçtikten sonra hatırlıyorum ama Fethullah Gülen'i hatırlamıyorum. Peki şu oldum efendim yani askerden sonra da siz çünkü Fetullah Gülen de e, 2013'e kadar e, bu ülkede meşhur sayılıyordu ve. Herkes onunla ilgili övgü dolu ifadelerde kullanmıştı. Ben şunu biliyorum, Mehmet Şevket Yiğit'i takip eden bir gazeteci olarak, Mehmet Şevket Yiğit'in Fethullah Gülen'in içinde bulunduğu dinler arası diyalog ve ılımlı İslam çalışmalarını belki de bu ülkede en şiddetli ve en başından tepki ve aksülamal gösteren bir aydın, bir münevver. Bunu biliyoruz. Peki bu süreçte askerden sonra da Fethullah Gülen'le bir araya geldiğiniz, görüştüğünüz, zaman zaman asbihal ettiğiniz oldu mu efendim? Efendim Fethullah Gülen'in ehl sünnet uymayan bir takım aykırı görüşlerine her zaman karşı oldum. Belki isim vermedim ama dinler arası diyalog ve hoşgörü. Üç İbrahim'i hak din vardır. Üçü de doğru dindir. Üçünün mensupları da ehli necattır ve ehli cennettir gibi fikirlere her zaman karşı çıktım. Fethullah Gülen Zaman Gazetesi'ni satın aldı. Ben kendisiyle şahsen görüşmedim. Üç ay genel yayın müdürlüğü de yaptım. Hatta şunu da söyleyeyim. Maaş bile almadım, bir hizmet telakki ettim ama o tarihte gazete benim kontrolümdeydi. Yani Fethullah Cemaatinin kontrolünde değildi efendim. Sonra ben 3 ay sonra entrikalar karşısında ayrılmak zorunda kaldım. Bir kere de bir kahvaltıda Çamlıca'da kendisiyle karşılaştım ama benim yani Fethullahçılık Cemaati veya bir ideoloji ise o ideolojiyle hiçbir ilgim olmamıştır efendim. Evet. Ee, peki özel harp dairesi duydunuz mu efendim? Siz Özel harp dairesi e nedir? Bu hayal meyal duyduğum, hatırladığım bir şey ben 59'da bir kere Adnan Menderes iktidarda idi. Yeşil kuşak falan diye bir şey yoktu. Sonradan çıkmıştır o komünizme karşı efendim Orta Doğu'da İslam'ı kullanma şeyleri. Bunlar tamamen yüzde yüz yalan, yüzde yüz iftira, yüzde yüz efendim düzmece haberlerdir. Hiç alakası yoktur. Ben yazdım. Burada da tekrar ediyorum. Böyle bir şey olduğunu ispat edebilirlerse parantez içinde kesinlikle ispat edemezler benim iki tane taşınmaz malım vardır efendim. Biri Sultan Ahmet'te bir dairede oturuyorum. Bir de bir köyde bir tarla içinde bir harap bağ evim var. Bunları hibe edeceğim. ispat edene. Kalemimi kıracağım. Ve yazarlık hayatından çekileceğim. Ama bunları ispat edemezlerse ederlerse haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz olmayı kabul ediyorum. Ama ispat edemezlerse onlar haysiyetsiz, şerefsiz ve namussuz insanlardır. Evet, şimdi e, peki neden böyle bir şey sizin adınızı karıştırdılar? Yani ben şimdi tarihte en entrikalı toplum Bizans imparatorluğudur. Fakat Türkiye biraz da tabii hürriyet geldi, demokrasi geldi. Egemen azınlık iktidarları gitti. Vesayet rejimi gitti. Bunlar kabul edemiyorlar. Müslümanlara karşı efendim düşmanlık yapıyorlar. Müslümanlar Türkiye'nin çoğunluğunu oluşturuyor. Çoğunluğa düşmanlık çok saçma sapan yanlış bir şeydir. Türkiye gemisinin batmasına yol açar. Efendim beğenmediğin tarafı varsa delilli olarak gerekiyorsa ispatlı olarak konuşabilirsin. Fakat yalan, iftira, düzmece bu yakın tarihimizde görülmüştür bunu sadece egemen azınlık mensupları da yapmadılar yani. Sivil darbe teşebbüslerinin arkasında da bunlar vardır. Bunlar yaparlar efendim. E, peki sizce Fethullah Gülen'in e, yani Kenan Evren tarafından şunu da biliyoruz ama üstad yani şey 80 darbesinde e, arandığı halde ne hikmetse yakalanamamasını işte İsmail Hakkı Pekin diyor ki Kenan Evren devreye girdi Fethullah Gülen bırakıldı. Fethullah Gülen'in askerdeyken de işte çıkıp yani 24 ay olan askerliğinin 7 aya yakınını üniforma süresi cübbe giyerek işte yasak olmasına rağmen vaazlarla geçirdiği ve Cemal Tural kışlasındaki darbeci bir subaydır. Onun kışlasında istihbaratçı olarak yapması. Ee, ve sonraki geldiğimiz nokta Amerika'ya geldiğimiz nokta Fethullah Gülen şu anda Amerika'da yaptığı hareketler ortada dinliyası diyalog projesi hiç e, geçmişte Fethullah Gülen için e, 70'li yıllarda 80'li yıllarda e, onun bir özel harp dairesiyle yabancı istihbarat servisleriyle Amerika'yla işli dışlı olduğu yönünde bir kuşkunuz oluştu mu? kuşku değil efendim şimdi biz 15 Temmuz darbesinden çok önce hava kuvvetlerinin büyük kısmının, ordunun yine oldukça büyük bir kısmının, emniyet teşkilatının, yargının ve üniversitelerin bu Fethullah cemaati tarafından işine sızılarak ele geçirildiğini biliyorduk yani. Binaenaleyh yani Fethullah Gülen işte genel kurmay özel harp dairesiyle ilgili. Bundan çok daha genişti efendim. Onlar devletin bütün sırlarını biliyorlardı. Sadece bu Kenan Evren falan değil, onların safında, onlara destek veren hayli general vardı. Bir kısmı içeride, bir kısmı hala dışarıdadır. Şimdi bu konuda Sabah gazetesi yazarlarından biri, isim vermek istemiyorum. Benim aleyhimde düşmanca yazılar yazdı. Sonra ben daha cevap vermeden önce başı bir yıl belaya girdi. Çünkü Pensilvanya'ya gitmiş, Fethullah Hoca'ya efendim arz-ı ihtiramda bulunmuş ve Fethullah Hoca'yı öven çok yazılar kaleme almış efendim. Adana'da görülen bir davada da bir avukat bana gönderdi. Efendim Fethullah Gülen'in yanında efendim emirleri gibi durduğunu iddia ediyorlar. Yani bu Fethullah Hoca'nın daha sonra daha sonra genel kurmayı bir dereceye kadar eline geçirdiği bugün Hukuken ispat edilmese bile hadisat gösteriyor. Hava kuvvetlerini eline geçirdi Türk ordusunun uçakları meclisi bile bombardıman etti. Onun için mevzu bahis olur fakat olabilir. Benim için hiç olmaz efendim. Çünkü ben bilhassa 28 Şubat zamanında çok mahkemelerde süründüm. Çok mahkumiyet aldım. Daha sonra kanunlar değişmeseydi zaten ömrümün geri kalan kısmı hapislerde sürüyecek. Çok özür dilerim. Oraya geleceğim. Ee, şimdi tabii ki artık bizim için biliyorsunuz artık Fethullah Hoca diye birisi yok. Yani Hoca ifadesi Fethullah Gülen için artık şu anda bir terör örgütüyle başı. Yani e, geldiğimiz noktada. Dolayısıyla e, Fethullah Hoca ifadesini e, şey yapma tasih etmekte fayda gördüm. Ee, bir şey daha e, merak ediyorum efendim. Şimdi e, sizin yargılamalarınız 80'li yıllarda olsun, 90'lı yıllarda oldu. Bir çile çektiniz siz. Yani ben şuna kanıyım. E, devletin devletin adamı olan tırnak içinde özel harp dairesiyle öyle iddia edildiği gibi bir Mehmet Şevket e iyi olsaydı bu çileleri çekmezdi ama onu onları sizden dinlemeyi e, rica edeceğim. Lakin belki de size yapılan ikinci bir itham çok ağır itham bana göre biri de e, sevgili arkadaşlarım bugün gazetesini, e, bugün, bugün bir, bugün iki o gazeteleri yansıtabilirlerse siz e, yanılırsam beni tavsiye ederseniz sevinirim efendim. E, 60'lı yılında bir İstiklal Gazetesi dergisi çıkıyor. Bu dergi daha sonra e, 66'lı yıllarda siz alıyorsunuz ve bugün gazetesi ismiyle devam ya ben ediyorsunuz. Ben kurdum efendim. İlk ben kurdum. Bugün mü siz kurdunuz evet. efendim? İstiklal ayrı. İstiklal'i de... Sönmez Anonim Şirketi diye İslami bir kuruluş kurmuş. Ben 6 ay sonra şirket iflas etti. Ben aldım idaresini devam ettirdim. E şimdi tabi bugün gazetesi 66'da sizin sahipliğinizde, başyazarlığınızda bir anlamda yayın yönetmeni aslında bugünkü tabirle genel yayın müdürlüğü pozisyonda siz çıkarıyorsunuz. Ve gazeteyi hakikaten de benim bildiğim 16 binlerden 100 binleri üzerine çıkaran bir e, e, ivme de yakalıyor. Bir teveccühte görüyor. E, tabii önce bir kere şu soru geliyor. Mehmet Şevket Eygi hangi sermayeyle bu gazeteyi çıkardı? Bu soru e, akla geliyor. Söyleyecek bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var. Tabii efendim. Benim gazete çıkartacak bir sermayem param yoktu. Rahmetli Şeyh Mehmet Said Efendi Sanırım Süleymaniye'de Hacı Nazif Çelebi'nin konağında bir yemekte, bir sohbette söz Müslümanların günlük bir gazeteye sahip olmasından açılmış. Biri de orada demiş ki Ömer Derin diye bir zengin tacir Hacı Bey, bir sohbet esnasında Mehmet Şevket'e ilgili dört... 400 bin lira bulunursa bir gazete çıkartılır dediydi. Dedi. Deyince şey Efendi e 400 bin lira bulalım demiş. Bu arkadaş çıkaracaksa çıkarsın. O gece 27 bin lira toplanmış. Bin lirasını da Şeyh Mehmet Efendi vermiş. Benim haberim yok. Ertesi gün ev sahibi geldi. Yahu dedi dün böyle böyle bir şey oldu ona haber vermeye geldim. Yani benim hiçbir talebim olmadı. Şunu da söyleyeyim. 400 bin lira ya gazete çıkar dedikten sonra ben bu kadar az parayla gazete çıkmaz diye vazgeçmiştim bile. Mecburen çok küçük bir sermaye ile başladım efendim. Başladım. Çok bocaladı başlangıçta nihayet tutundu. Ve günlük bir gazete olmanın ötesinde de bir takım roller oynadı, bir takım tesirleri oldu. Evet. Şimdi tabii çok etkili yazarları da var. Yani bildiğim kadar Necip Fazıl'dan e Nurettin Topçu'ya. Evet. Tabii ya, arada bir Necip Eşif Fazıl. Edip Bey'den, evet. Çok yazarlar evet. var. Evet. İslamcı kesimde, Müslüman kesimde önemli bir gazete oluyor Bugün gazetesi. Lakin 69'a geldiğimizde malum Amerika'nın 6. filosu var. 6. filo İstanbul'a geliyor. Türkiye'deki bazı solcu kesimler bunu protesto ediyorlar şiddetle. Ancak burada arkadaşlarım tekrar getirirse bu manşetler o günkü bugün gazetesinin sanıyorum. Sizin de mesela milletin sabrı tükenmek üzere işte Kızıl Aziz Asyon arkadaşlarını değiştirir. Bu sabah gazetesinde arkadaşlar ya tam ya tam susturacağız ya kan kusturacağız bu sabahın sanıyorum sizin değil ee, diğer diğer bu açlı evet önce bakın önce bugün gazetesinde yani 8 Şubat'ta evet 8 Şubat 8, şey 8 Ocak özür dilerim olaylardan bir ay sonra dış tahrik var başlıyor var bugün gazetesinde ama Şubat ayı yani 6. filonun o kanlı pazar denilen gün yaklaşınca Şubat ayı başlıklar dış tah tahrikten çıkıyor biraz daha. Bir daha değiştirir misiniz arkadaşlar? Mesela milletin sabrı tükenmek üzere bir, bir sonrakine gelelim. Evet kızılları boğmanın vakti geldi. Şimdi bu manşetler atılırken siz Türkiye'de miydiniz? Ve, e, Yok, ge ben yurt Siz efendim bu olaylardan ne kadar önce çıktınız yurt dışına? Yani 69'daki o kanlı pazardan ben, önce. 1969'un birinci ayında Hacca gitmek için normal şekilde yurt dışına çıktım. Benim Türkiye'den ayrılmamdan sonra Yargıtay'dan mahkumiyet, hapis cezası mahkumiyetin tasdik kararı gelmiş bir gün önce. Ben çıkmış oldum tamamen normal yollarla. Hacca gittim. O zaman cep telefonu yok. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında direkt Hadi. santrallı telefon da yok. Bir gün önceden postaneye gidiyorsunuz. Roma'dan aktarmalı efendim hat istiyorsunuz. Bir gün sonra konuşabiliyorsunuz. Benim dünyadan haberim yoktu efendim. Bu hadiseler olmuş. Gazetenin başındaki arkadaşlar da bu manşetleri atmışlar. Bunlar benim manşetlerim değil. Ya bu manşetlerden haberiniz yoktu. Ama bu manşetlerden haberim yok derken bunları yine benimsiyorum efendim. Çapulcular efendim Türkiye'de komünist bir rejim kurmak için sokak hareketleri yapacaklar. Müslümanlar da bunun seyrine bakacak. Bunu ben kabul edemem tabii. Şimdi şöyle bir şey var efendim. Sizin bugünlerde sanıyorum yani bir baş yazınız var. Cihada hazır olunuz. Eee Doğru, doğruysa eğer yanlış ifade edersen. Doğru efendim. burada şöyle ifade var. Bu sefer hedef Türkiye'dir. Gaye Türkiye'yi komünizm denilen küfür nizamı içine sokmak ve oradan bütün alemi İslam'a istila etmektir. Müslüman kardeşim, sen bu savaşta bir taraf kalamazsın. Ben namazımı kılar, tesbihimi çekerim, et diye, süt diye karışmam deyip de kendine zulmedenlerden olma. Gözünü aç, bak küfür sille, selleri korkun şortumlarla üzerine doğru bakıyor. Tedbir almazsan boğulacaksın. Komünizm küfrüne karşı derhal silahlan. İslam'da askerlik ve cihat ihtiyarı değildir, mecburidir gibi Ey Türkiye halkı, ey temiz Müslümanlar, büyük güneş yaklaşıyor herkes vazifesine koşsun herkes komünizm küfrüyle savaşa hazırlansın diyor. Komünistler ve onları destekleyen hain şahıs ve müesseselere kahredilsin gibi bir başyazı Evet. Şimdi o günlere baktığımız zaman yani Türkiye'de bir protesto var ve Amerika'nın altıncı filosundan bahsediyoruz Efendim o Amerika'nın 6. filonun protesto edilmesi amaç değildir. Onu kullanıyorlar. Önemli olan, önemli olan son gezi hadiselerinde olduğu gibi sokak sokakta kalabalıklarla bir darbe yapmak, rejimi düşürmek yerine Komünist, o zaman Sovyetler Birliği ayakta komünist bir rejim kurmaktır. Ben bir Müslüman olarak bunun tabii ki seyrine bakmayacağım. Peki bu, bu yazıyı siz e, yurt dışından mı göndermiştiniz? Yurt dışında 15 tane yazı yazdım, el yazısıyla. Hı hı. Eskiden postalar çalışıyordu, bilgisayar falan yok. Pelür kağıdı gibi incecik mektup kağıtları vardı. Postaneler bile çalışmıyor o tarihte. Suudi Arabistan'da haç hengamesi içinde. Ciddi havaalanına gittim. Zarfın üzerine yazdım. Türk Hava Yolları vasıtasıyla İstanbul'da bugün gazetesine telefon numarasında yazdım. Eksik olmasınlar vermişler. Bu yazının o gün çıkmasını istemediğim gibi efendim hadiselerden de haberim yoktu. Arkadaşlar bu yazımı o gün basmışlar. Ama benim böyle bir talimatım yok. Bu yazıdaki şeylere o günün şartlarına benzer şartlar olduğu halde takdirde yine imzamı basar Peki efendim, e, burada şunu anlıyorum ben. Yani diyorsunuz ki 6. Filo bahanesiyle bir komünizm e, tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Darbe projesine. yapmak istiyorlardı. E, şimdi... Şu var mı efendim, şimdi tabii ki ben bugün gazetesinin bütün sayılarını tarayamadım. Yani zat haliniz buradasınız, yazılarınızda hepsi tamamını okuyamadım. E, sonuçta e, Amerika da bir emperyalist güç. Yani e, Amerika'nın aleyhine, Amerika'yı da protesto eden bir yaklaşım oldu mu bugün gazetesinde ve sizde? Efendim, biz, şahsen ben diyeyim, bir Müslüman olarak ne Sovyetler Birliği'ni ve komünizmi desteklerim ne de Amerika'yı, Amerikan kapitalizmini ve demokrasisini. Ama şimdi iki tane tehlike var. Türkiye ya komünist olacak. Komünistlerin yapacakları malum. Yahut Amerika ile efendim bir dereceye kadar işbirliği yapacak hiç olmazsa komünizm tehlikesinden kurtulmuş olacak. Şimdi benim gibi bir Müslümanı Amerikancı olarak göstermek tamamen o da çok aşırı bir fikirdir. Ben hiçbir zaman bir Müslüman olarak niçin Amerikancı olacakmışım yani? Amerikalılar bana yardım mı etmiş? Amerikalılar beni efendim desteklemiş mi? Ama komünist olan ülkelerde Müslümanların başlarına gelenleri gördük. Camileri bile kapattılar. Türkiye'de yarım da olsa bir demokrasi var ve o devirde dünya iki kampa ayrılmış. Biri komünist marksist kamp, diğeri Amerika ile işbirliği yapan kamp. Sovyetler Birliği'nde tavukçuluk da et tavukçuluğu yapılıyor. Tavukları yetiştiriyorlar, başlarını kesiyorlar. Amerika yumurta tavukçuluğu yapıyordu efendim. Yumurta tavukçuluğu bela olarak ehven bir beladır. Yani ama şunu anlıyorum. Burada biz aslında iki tarafta da değildik İslamcılar olarak. Ancak biz ehveni seçtik. Yani Yine de 6. Filo, yani ne geziyordu burada? Efendim, efendim 6. Filo için bakın söyledikleri şu. O kanlı pazar dedikleri hadisede Müslümanlar Taksim'e doğru yürüyorlar. Dolmabahçe'ye gelmişler. 6. Filo orada olduğu için Türk askerleri, bir Türk kumandanı orada iskelede vazifeli. Müslümanları Dolma Bahçe Camii'ne öğlen namazında sokmamış. Onlar da ne yapmışlar? Çimenlerde namaz kılmışlar. Önlerinde deniz var, kıble istikameti. Denizde de Amerikan gemileri var. Şimdi bir takım adamlar, bunlar Amerikan 6. filosunu kıble ittihaz ettiler diyor. Bu kadar saçma şey olur mu? bir, bir Müslüman ormana karşı namaz kılsa, ormanda yaban domuzu olsa, Müslüman yaban domuzlarına secde ediyor, küble yaptı onları demek ne kadar saçmaysa bu da saçmadır. Şimdi üstadım çok güzel bir noktaya geldik. Hakikaten siz şu anda çayınızdan bile yudumlamadınız. Yani sudan evet, da ben... alamadınız. sevgili izleyenler ben hakikaten sürenin nasıl geçtiğini anlamıyorum. inanılmaz i̇nanılmaz şu anda tarihe tanık oluyoruz bence. olayın yani yıllarca suç itham edilen diyelim bir isim Üstad Mehmet Şevket Ege'yi bir tarih aslında ve bizi aydınlatıyor. Belki de ilk kez bazı detayları anlatıyor ama arkadaşım yönetmenim uyardı dedi ki bir kısa ara verelim. Üstad tabii nefeslensin, devam edelim efendim. Müsaade varsa bir kısa ara efendim. Tekrar hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Sınır, sınır ötesi özelde birlikteyiz. Üstad Mehmet Şevket Eygi bir tarih, cumhuriyet tarihini yakın tarihi belki Yaş de en Allah. iyi hatırlayan, yazan, yaşayan bir isim. Tarihe tanıklık etmiş bir münevverimiz, üstadımız. Ee, tabi Mehmet Şevket Eygi e, sadece bir yazar değil. E, Türkiye'de darbeleri bizzat yaşamış, yasaklanmış, yurt dışına hicret etmek zorunda kalmış ve çeşitli suçlamalara itham edilmiş, mahkum edilmiş, cezaevlerine girmiş bir isimden bahsediyoruz. Ve bugün hala günlük, Milli Gazete'de günlük yarım sayfaya yakın e, enfes yazılar yazmaya devam ediyor. Tavsiye ediyorum. Ama çok soru var. Sizden inanılmaz bir soru yağmuru var. Hepsine yer veremeyeceğiz ama hemen şunu yönetmek istiyorum. Üstad sözünü bu konuda tamamlamasında istirham edeceğim. Şimdi suçlamalardan biri de e, Üstadım, işte Türk Talebe Birliği, İlim Yayma Cemiyeti, Komünizm Mücadele Derneği gibi derneklerle örgütlenerek Kırklar Komitesi diye bir komite kurdular e, solculara karşı diyor iddia ve e, bir şey daha söyleyeyim ona bir cevap vereceğinizi umuyorum. İd i̇ddia şu, bunun sözüm ona bir tarihçi ulusal bir gazetede yazıyor, diyor ki. Kanlı Pazar'dan tam 20 gün sonra Mehmet Şevket Eygi adına Cidde'den gönderilen tam 350 bin dolar Hollanda'da da bir bankaya yatırılmıştı. Yani Mehmet Şevket Eygi bir kampanya yürütmüştü. 6 Amerika'ya Amerika'ya karşı şey altıncı filosunu protesto edeceğin solculara karşı kampanya yürüttüğü için bunun karşılığını almıştı diye yazmışlar, yazdılar. Bunu yakın zamanda yazdılar. Cevap mı vereyim efendim? Buyurun efendim. Heh. Şimdi efendim, benim elimde kapı gibi mahkeme kararı var, kesinleşmiş bir mahkeme kararı. Böyle bir şey yok. Bu tamamen düzmece ve yalandır. Banka hesabı banka ismi verdiler. Hollanda'ya soruldu. Hollanda elçiliğinden gelen cevap şu: Hollanda'da böyle bir banka yoktur. Bu 350 bin dolar hikayesini ispat etsinler. Ben namussuzluğu, şerefsizliği, haysiyetsizliği kabul edeceğim. Evimi onlara hibe edeceğim. Kalemimi kıracağım. Ama ispat edemez. Bu yalanı hala sürürlerse namussuz, şerefsiz ve haysiyetsiz onlar olur. Çok güzel. Ee, üstad Şimdi e, tabii siz bu kanlı pazar dedikleri olaydan bir kısa süre önce değil mi yurt dışına gitmek zorunda kaldınız? Yok ondan önce gittim. Önce gittiniz evet. evet ondan önce gittiniz. E, bunun sebebini bilmiyoruz. Dönemiyorsunuz da. Bunun sebebi şu efendim mahkum olmuşum yargıtay mahkumiyeti tasdik etmiş avukatım senato üyesi. ...rahmetli Abdurrahman Şereflaç... ...bana dedi ki... Şevketçim ...bir müddet yurt dışına git... ...mecliste üç tane basın... ...affı kanunu... ...teklifi var ...sen hacı yaparsın... ...bu teklif kanunlaşır... ...dönersin dedi. Ben de mecbur oldum... ...gittim efendim. Bu olaylarda sırasında da dışarıdaydınız... Ee, ...sonra şöyle bir şey söyleniyor... Ee, Ali Oğuz avukat Ali Oğuz'un sizi arayarak dönmesen iyi olur dediği söyleniyor. Yok onu hatırlamıyorum. Ben onu hatırlamıyorum. Anladım. Ali Oğuz benim avukatımdı ama o sözü hatırlamıyorum. Zaten dönemezdim. Çünkü Türkiye'de işler gün geçtikçe bozuluyordu. Mahkumiyetim de devam ediyor. Uçaktan iner inmez beni hemen alıp hapishaneye koyacaklardı. Neyle suçlanıyordunuz efendim? E, tabii o zaman 163. madde diye bir madde vardı. Din ve dünya ayrı değildir diye yazdığım için iki sene hapse mahkum olmuştum. Yani bu da aslında bakın o yıllarda Mehmet Şevket Eygi eğer bahsedildiği gibi Yeşil Kuşak Projesi'nin özel harp dairesinin değil mi? Amerik komünizmine mücadele amacıyla bir yapılanmanın içerisinde Mehmet Şevket İlgi Bey de olsaydı sanıyorum bu mahkumiyetler falan olmazdı ve hicret etmek zorunda. olmazsa hiç olmazsa beni kurtarırlardı. Ben gazete çıkartırken büyük maddi sıkıntı içindeydim. İmkanımız yoktu gazeteyi bugün gazetesini basmak için kağıdı her gün akşama doğru satın alabiliyorduk efendim. İzmit'te o zaman bugünkü trafik yok. Bir kamyon kağıt getirtip gazete basıyorduk. Bunların hepsi yıpratmak içindir. Düşman ikiye ayrılır efendim. Namuslu, şerefli, haysiyetli düşman. Sizin inançlarınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi kabul etmiyor. Sizinle haysiyetli şekilde tartışır mücadele eder. Bir de düşmanın namussuzu, haysiyetsizi, şerefsizi vardır. Yalanla, iftirayla, dolanla, düzmeceyle yıkmak ister. Bir de siz bu hicret sırasında ya da yurt dışına geçiş sırasında abediye gitmediniz değil mi? Amerika'ya gitmediniz. Yok ben ömrümde Amerika'ya gitmiş değilim efendim. Evet bu da çok önemli bir ifade. O tarihte zaten Amerika'ya gidecek param da yoktu. Uçak bileti alacak param da yoktu efendim. Dolayısıyla hani Amerikacı tırnak içinde ...denilen bir Mehmet Şevket Eğgi. Sözüm ona birçok solcu belki Amerika'da... ...çocuğunu okutuyor, kendi gidiyor e, geziyor ama Şevket gibi Beyefendi... ...87 yaşında, Allah uzun ömür versin ama hayatında Amerika'ya gitmemiş. E, i̇ki yaş genç 85 yaşındayım efendim. Allah sağlıklı, nice uzun ömürler Amin. versin. Sizi başımızdan eksik etmesin. Efendim, Allah herkese hüsnü hatime nasip etsin. Amin, Amin inşallah. Efendim, e, ben şeyi de merak ediyorum. E, deniz gezmişle hiç karşılaştınız mı? Yok karşılaşmadım efendim. Deniz gezmişlerle, o zihniyetle, o kafadaki insanlarla her zaman mücadele ettim. Ama bu mücadelem nihayet yazı yazmak suretiyle olmuştur. Bugün bir takım yıkıcı insanlar deniz gezmiş ve arkadaşlarını fidanlar, fidancıklar diye şey diyor. Hayır efendim. Deniz gezmiş ve arkadaşları dört dörtlük terörist İsrail'in İstanbul Başkonsolosu El Ram'ı kaçırdılar, öldürdüler. Banka soydular. Yaptıkları bütün işler terördür. Bunları kahraman gibi gösterenler çok yanlış iş yapıyorlar. Daha ağır kelime kullanmayayım. Bunlar kahraman değil. Che Guevara'yı da kahraman olarak gösteriyorlar. Che Guevara namuslu bir Marksistin bile kabul edemeyeceği derecede terörist, vicdansız, ahlaksız bir insandır. Peki, yani baktığımız zaman deniz gezmiş ve arkadaşlarına halka karşı bir şey yok. Yani Amerikan emperyalizmi, Amerika Türkiye Amerikan'ın o zaman bir şubesi gibi çalışıyor. İstihbarat Teşkilatımız yani bir kolu gibi. Amerika'dan izinsiz bir şey yapamıyorsunuz. Ee, küçük bir şubesi gibiyiz. Yani buna bir başkaldır olarak yorumlanamaz mı bu? Yani hayır bir gençlik efendim, hareketi. Hayır efendim. Şimdi şu var. Deniz gezmiş ve arkadaşlarını değerlendirebilmek için bir kere Küba devrimini aslen Yahudi olan Castro'nun Küba'yı ele geçirmesini bilmek lazım efendim. Bugün Türkiye'de aynı oyun oynanıyor. Efendim Taksim Gezi Parkı'nda bir iki ağacın kesilmesine efendim vatandaşlar tepki olarak gezi hadiseleri olmuş. Bunu böyle kabul edenlerde akıl diye bir şey kalmamış demektir. Onlar Türkiye'de Sovyetler Birliği'nin uydusu olacak bir Marksist Totaliter rejim kurmak için çalışıyorlardı. Evet. Amerika'ya düşmanlık bahanedir. Abi. Anladım. Ee, şunu ama net olarak söyleyebiliyoruz. Biz kardeşim ne Rus ne Amerikan yanlısıyız. Ee, yerli ve milliyiz. Sadece olayın özeti aslında bu. Ya Ama size evet. şunu da söylemek isterim. Şimdi Resulullah Efendimiz Mekke'deyken baskıya, işkenceye, sıkıntıya maruz kalan Müslümanlar nereye gittiler? Hristiyan Habeşistan'a gittiler. Mecusi İran'a gitmediler. Amerika 1960'lı yıllarda Habeşistan gibi bir şeydi. Şimdi Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara Vay bunlar Habeşistan taraftarı Peki, demek mümkün müdür? Bugün efendim son 11 yılda Amerika Birleşik Devletleri birçok İslam ülkesini harap etti, parçaladı. E, milyonlarca bu, müslümanın. Bunu ben etti. de kabul ediyorum ama bizim bir tarihimiz var. 1960'lar 69 Kanlı Pazar Hadisesi. Kanlı Pazar Hadisesi Amerika'yı desteklemek, desteklemek değildir. Kanlı Pazar Hadisesi Müslümanların da sokağa inmesi ve solculara rejimi yıkmak isteyen solculara efendim biz de varız demesidir. Bir de şu sen rejim tarafdar mısın? Evet yani bu rejim çünkü Müslümanlara da zulmeden bir... E, Zulmeden bir rejim ama efendim şimdi şu var evi tamir edeceğim diye yıkmak olur mu? Rejim kötü. Ama daha beteri gelecekse o kötü rejimde bir müddet daha idare edeceğiz. Türkiye'de zaten son 100 senede hatta Sultan Abdülhamid'in düşmesinden, yıkılmasından sonra dört başı mamur adil bir rejim olmuş mudur? Olmamıştır. Ama nedir? Ehvenini tercih ederim ben. İyisi yoksa. Şimdi efendim e yazın hayatına, yazı hayatınıza biraz e, eğer bu konuda söyleyeceğiniz bir şey varsa eklemeksiniz. Buyurun efendim. E, i̇lk mahkubiyet e, hatırlıyor musunuz? İlk cezaeviyle ne zaman, hangi gerekçeyle tanıştınız efendim? Efendim 1961 mi 62 mi Adnan Menderes'in ölüm yıldönümünde Yeni İstiklal sahibi bulunduğum Yeni İstiklal haftalık gazetesine bir manşet attım. Yazısı da benim. Zulümlerin en şenii ve alçakçası kanunların gölgesinde yapılandır. Ertesi günde tutuklandım efendim. Hiçbir şey yazmıyorum. İsmet'in önü mü başbakanın o zaman? Yok. Darbe hükümeti vardı. Şimdi başbakanı hatırlamıyorum. Fakat evet. savcı beni çağırdı. İfademi alırken telefon çaldı. Evet kumandanım diyordu savcı. Anlaşıldı efendim. Bu darbeciler Sultanahmet cezaevine attılar. O zaman Sultanahmet adliyesi var. Bir hırsızla ellerimizi kelepçediler. Halkın arasından yürüterek Sultanahmet cezaevine koydular. Orada hapishaneyle ilk defa orada tanıştım. Fakat şunu da söylemek isterim ki Sultanahmet cezaevi daha sonra gördüğüm cezaevlerine göre Hilton oteli kadar lüks ve tutukluların mahkumların haysiyetle yaşayabileceği bir yerde efendim. Daha sonra Samalcılar cezaevinde kaldım. Gerede cezaevi. Yine 60'lı yıllar mı? Yok efendim. 80 yıllar. 80 480. Bunlar da yine yazdığınız yazılardan ötürü. E, herhalde evet. bir hankesizcilikten içeri girecek değilim. E, yazılar ve şimdi o mahkumiyetlere sebep olan yazılardan inanın yüz misli ağır yazılar yazdığım halde çağıran bile yok beni. Evet, Türkiye yine de yine de efendim fikir hürriyeti konusunda bir yol almıştır. Bugün hapishanede bir takım gazeteciler var fakat iddia da şu, onlar gazetecilik suçundan içeride değiller iddiası. Ben burada hüküm vermiyorum, iddiaları ortaya koyuyorum. Türkiye son 20 yıl içinde inanç, din, fikir, görüş ve muhalefet bakımından çok ama çok büyük bir hürriyete kavuşmuş. Efendim. E... Milli Görüş Lideri Merhum Necmettin Erbakan Beyefendi ile tanışmanız nasıl oldu? Ben onu parti falan kurmadan önce tanıyorum. Bu siyasi hayata esnasında 1991'de seçimler yaklaşıyor. Ankara'da bir toplantı yapılacak. Bana da haber göndermiş. Sanırım İstanbul Vilayeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey telefon açtı. Hocamız sizi bekliyor dedi. Uçak biletlerinizi göndereyim dedi. Ben bir düşüneyim dedim. Ertesi gün dedim ki uçak bileti istemem. Ben kendim geleceğim dedim. Gittim. Hoca Süleyman Efendi cemaatinden, Nurculardan, Mahmut Efendi cemaatinden bir takım kimseler şey etmiş. Ben denizde onların içindeyim. Hani şimdi kanaat önderleri denilen kimseler var. Konuşmalar bittikten sonra hocanın odasına indik. Hiç unutmam Fehmi Kuru yanımdaydı. Ben hocaya dedim ki Milli Gazete'yi biraz kalkındırmak lazım. Hoca e, buyurun dedi. Gelin yazın dedi bana ve Fehmi Bey'e. Fehmi Bey bir gazetede yazıyor, ben bir yerde yazmıyorum. Ben üç şart koştum efendim. Birincisi yazılarıma müdahale edilmeyecek. İkincisi tahsihine, o zaman bugünkü bilgisayarlar yok, çok dikkat edilecek. Üçüncüsü, bunu burada söylemekten biraz da mahcubiyet duyuyorum. Ben ücret almayacağım sizden dedim ve 27 senedir de yazıyorum. Gazeteciler haftalık tatil yapar, aylık tatil yapar, yıllık tatil yapar. Bendeniz 365 gün yazarım. 4 senede bir Şubat'ın 29 olduğu zamanda senede 366 yeni yazı yazarım. Eski yazılarımı ısıtıp koymam. Yazıyorum efendim. Çok güzel. Ee, i̇zleyicilerimiz şöyle düşüneceklerdir. O zaman Üstad nasıl e, iaşesini sağlıyor, nasıl geçiniyor? Efendim onu da söyleyeyim. Benim Bağkur'dan küçük bir emekliliğim vardır. Bir kere Allah devlete, millete, vatana zeval vermesin o emekliliğimi alıyorum. İkincisi Bedir Yayın Evi diye bir yayın evim vardır. 15 Temmuz'dan sonra, küçük ve orta yayın evlerinin işleri çok bozulduğu için, oradan artık para gelmiyor. E, 1700 liralık emekli maaşıyla da bu devirde geçinmek mümkün değil. Peki ne oluyor? Ufak tefek hat levhaları yaptırıp, onları satmak suretiyle bir gelir temin ediyorum. Bunu da söylemek istemezdim ama şimdi hesap verdiğim için eğer geçinecek param olmazsa borç alıyorum. Evet. Muhteşem. Evet bir sevgili izleyenler. Gerçekten şöyle düşünüyorsunuz değil mi? Yani 27 yıldır Üstad günlük yarım sayfaya yakın günlük Milli Gazete izinsiz yazıyor. Ve yazı yazarken koyduğunuz şart beni çok etkiledi Üstad. Yani bir, yazılarıma bir de hayır edilmeyecek. İki, ee, ücret Tahsin, istemiyorum. Tasisiine Tahsin, de dikkat edin ayrı bir mesele ama ben şunu hatırlıyorum. Ben Milli Gazete'de 7 yıl çalıştım. Gazeteciliğe orada başladım sayılır. Ee, bir mekteptir Milli Gazete hepimiz için. Ee, Milli Gazete'deki yazılarınızda merhum Erbakan Hoca'yı da nazikçe zaman zaman tenkit ettikleriniz olmuş. Hatta bir gün çok üzülmüş. Benim haberim yok. Ben de oradan dolayı doğru, onu da kastetmemiştim. Oradaki benim biraz üstü kapalı tenkidimi üzerine almış. O gün çok üzülmüş diye gazetelerde de yazılar. Ama hiç müdahale etmedi. Onu eleştirdiğiniz halde dahi. Efendim hiç müdahale etmedi. Ben çünkü orada Milli Gazete'de gazetecilikten önce vazifemi yapıyorum. Şunu da söylemek isterim. Ben çok eski duayen bir gazeteciyim. İki günlük gazete sahibi olduğum günler geçmiştir. Bir sarı basın kartım bile yoktur. Başvurmadınız mı yoksa? Hayır efendim ona başvurmak için ücret almak şartı var. Hı hı. Maaş alacak. Ona göre efendim benim sarı basın, kar, basın kartım vardı. Yurt dışına çıkınca Süleyman Demirel iktidarı onu iptal etti. Ben de bir daha istemedim. Kartınız başınıza çalınsın dedim. Çok güzel. Efendim şimdi Mehmet Şevket Eğigi Bey'i bir de serpuşlarıyla tanıyoruz. Yani şapka demiyoruz. Şapka bize temsil başlık etmiyor. Başlık yani. Evet. Baş, başlık dedi kendileri. Şimdi e, ben bir şey söyleyeceğim efendim. Şimdi 28 Şubat sürecinde sizin köşenizde biz bir fesi anımsatan kırmızı bir serpuşlu fotoğrafınızı koymuştuk. Daha sonra bu sanıyorum başınızı ağrıttı ve şap nasıldı o olay bir... Benim bu bir tane genel kurmay başkan yardımcısı... Çevik bir. Çevik bir. Heh. Bu hemen İstanbul Savcılığı'na bir yazı göndermiş. Savcı yazıyı bana gösterdi. Köşe yazarı Mehmet Şevket Eygin fes fesli resmi Ektedir Yapılan hukuki muamelenin neticesinin bildirilmesi diye. Orada yani Savcı Bey medeni insan bir hukukçuymuş. Canımı zor kurtardım efendim. Nasıl yani canınızı zor kurtardınız? Ee, şimdi ben dedim ki bu Çekoslovak malı bir takyedir. Bunu Türkiye'de serbest satılıyor. Ben de aldım. Başıma geçirdim. Savcı bunu frakta aldım diye yazmış. O zaman artık mürür zamana uğradı. Öyle bunu bastırdı. Fakat bana ceza vermedi. Bir mahkemeye de vermedi. Kendisini minnetle anıyorum. Efendim takke giymemin sebebi şudur. Osmanlı İslam terbiyesinde erkeklerin başlarında muhakkak bir serpuş başlık taşımaları gerekir. Bu fesli, sarıktı yahut efendim Arabistan'da da agel denilen bir şey başa geçiriyorlardı. Bu benim başımdaki takkenin iplikleri Özbekistan'dan gelmiş. İstanbul'da kök boyasıyla boyanmış. Ermenistan'a gönderilmiş bir tek aile yapıyor bunu efendim. yani ben estetik buldum. Sizde. En son şeye de gittim. Çarşamba günü Ankara'da Beştepe Sarayı'ndaydım. Orada ki kalabalık içinde bir tek takkeli bendim ama kimse bir şey söylemedi. E şimdi başka yani biraz militan, holigan kimseler olsaydı, beni tahkili olarak oraya sokmazlardı. Arada Müslümanlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Müslümanlara, Müslüman olmayanlar dinlesinler. Namaz kılarken mutlaka başınızda bir namaz tahkisi bulundurunuz. Bana inanmıyorsanız internetten China, Çin Eight prayer diye yani bayram namazı diye üç kelimeyle arayın ve oradaki cemaatin bir tekinin bile başı açık olmadığını görün. Evet bu da önemli bir çağrıydı. Bugün unutulan bir sünneti hatırlatmış oldunuz belki. E, şimdi efendim e, şöyle yani zaman su gibi akıyor ve inanılmaz bir soru var. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine Ankara'daydınız. Cumhurbaşkanlığı büyük ödülleri verildi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'yla ta Belediye Başkanlığı hatta İstanbul İl Başkanlığı döneminden beri teşrikime saygınız zaman zaman oluyorlar. Ee, bir kütüphaneniz vardı. 50 binden fazla, 60 bin dolayında kitabınız vardı. Bunu da sanıyorum Cumhurbaşkanı'nın külliyesine bağışladınız. Evet, onu da ayıptır söylemesi fakat söyleyeyim. Ondan da bir kuruş almadan verdim kitaplarımı efendim. Ee, bu da çok önemli bir, yani millete, millet kütüphanesine bir hizmet Hayır inanmaz. Hayır efendim, o o kitapları ben almışım. Ben fani bir insanım. Vefatımdan sonra milletin olsun, devletin olsun istedim. Ve onları satıp ticaret yapmak maksadıyla elde etmediğim için ücretsiz vakfettim, hibe ettim efendim. Efendim, bugünkü Türkiye'nin, Türkiye'nin, siz 1933 doğumlusunuz ve Geldiğimiz noktada Türkiye'nin e, Türkiye'nin iyiye gittiğini söyleyebiliyor musunuz? Yani iyi bir noktada mıyız? Efendim bir ülkenin, bir devletin, bir milletin iyiye gidip gitmemesinin kriterleri Osmanlıcası kıstasları Türk Dil Kurumu ölçüt kelimesini koymuş. Ölçütleri vardır. Ben İslam, Kur'an sünnet, şeriat, İslam ahlakı ölçütleriyle ağır konuşacağım, beni bağışlasınlar, iyiye gittiğine inanmıyorum. Ama hak ve özgürlüklerde, kalkınmalarda... Yok tabii çok evet. iyi şeyler var efendim. Uçağa biniyorum. 45 dakikada Ankara'ya gidiyorum. Hızlı trene biniyorum. 3 saat efendim 45 dakikada Ankara'ya varıyorum. Her taraf zenginlik, her taraf konfor, her taraf efendim ne bileyim yenilikler içinde bunları inkar etmek körlük olur. Ama iki şey var efendim. Maddiyatla maneviyatın dengeli bir şekilde yürümesi lazım. Maneviyat konusunda çok açıklarımız var efendim. Bugünkü cemaatler bu konuda gerekeni yapabiliyor mu? Efendim bugün din konusunda çok 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 büyük hürriyet vardır. Müslümanların istisnalar dışında büyük kısmı bu hürriyeti itinam ederek, ganimet olarak alarak gerekli hizmetleri yapamıyorlar. Efendim. Yapamıyorlar. Ee, şimdi e, Şevket Eygi Mehmet Şevket Eygi günlük bu kadar yazı yazıyor. E, gündemi nasıl takip ediyor? Gazetemi okuyor, internetten mi alıyor, televizyon mu izliyor? Nasıl takip ediyorsun? Efendim onu? benim televizyonum yoktur. Televizyoncu dostlarımızın ellerinden öperim. Bizi bağışlasınlar. Bendeniz kitap okumaya çok meraklıyım. Hatta bayılıyorum derim. Şimdi mesela Bizans tarihi okuyorum Fransızca. Ama hadisatı hadisatı bilgisayardan takip ediyorum. Mesela çok olumsuz tarafları olmakla birlikte BBC Türkçe ve Deutsche Welle bunlar çok ciddi basın medya kuruluşlarıdır. Yabancı gazetelere bakıyorum. Bir de bu internet bir büyük okyanusur efendim. Allah'ım ne haberler buluyorum. Mesela son birkaç ay içinde İngiltere'de dünyanın en meşhur kolejinin büyük katedralinde bir ilahi konseri gördüm. Konser bitti. Geriden Müslüman elbiseleri giymiş, sarıklı, elinde efendim asası Hasan Ruhullah isminde bir zat Öne doğru, mihraba doğru geçti. Kilisede hiç ses çıt çıkmıyor. Sinek uçsa vızıltısı duyulur ve ezan okudu. Evet. E, bu hadise internet bunu kazandırıyor. Fakat zannediyorum ki Müslümanların çoğu böyle şeyleri takip etmiyorlar. E, şimdi süremizin de sonuna geldik Üstad. Lakin şunu ben sizden istirham edeceğim. Günümüz nesline gençlerimize Tavsiyeniz çok önemli. Neler söylemek istersiniz gençlerimize? Efendim, gençler için nasıl adam olunur diye bir yazı yazdım. İnternette ilgi yanında nasıl adam olunur kelimelerini koyarlarsa çıkar. Ben onu okumalarını tavsiye ediyorum. Şimdi Müslümanlık şudur efendim. İyi Müslüman eşittir iyi insan demektir. Adam iyi Müslüman olacak, dindar, sofu olacak, iyi insan ol olmayacak. Böyle bir şey mümkün değildir. Matematik bakımından iyi Müslüman eşittir iyi insan demektir. İyi Müslüman olsunlar. İyi Müslüman olmanın tabi neticesi iyi insan olmak demektir. Bir de biz Müslümanlar ilhamımızı Kur'an'dan sünnetten ve diğer kaynaklardan alırız. Mesela İslam büyüklerinin örnek halleri de bizim için bir ölçüt ve ölçüdür. Bunları şey esinler. Gençlere şunu söylüyorum. Ben doktor olacağım. Ben mühendis olacağım. Ben tekstil ben efendim tarım mühendisi olacağım. Bunlardan önce ben iyi Müslüman olacağım desinler ve bunun da tabii sebepleri vardır, çareleri, çözümleri vardır. Cahillikle iyi Müslüman olunmaz. İslam yaşanan bir şeydir. Bilmek yetişmez efendim. Namaz, imandan sonra İslam'ın ikinci şartı. Bugün Türkiye'de namaz kılanların oranı çok iyimser bir rakamla, yüzde ona düşmüştür efendim. Namazı yitiren bir toplum Kur'an-ı Kerim'de onlar namazı yitirdiler ve şehvetlerine uydular diyor. Namazı yitiren bir toplum camilerin kubbelerini altınla kaplasa bile çökmeye, yıkılmaya, mahvolmaya mahkumdur efendim. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir efendim? Türkiye'nin en önemli sorunu çok kısa. Türkiye'nin en önemli sorunu topyekun bir ıslah plan ve programıdır. Bu da eğitimle sanıyorum. Eğitim, aile, medya, siyasi iktidar. Ben şahsen kendimi ıslah etmekle mükellefim. Anneler, babalar, çocuklarını, idareciler bütün halkı ıslah etmekle yükümlüdür. Ben ortada böyle bir ıslah ıslah hareketi göremiyorum. Milyonlarca Müslüman cep telefonuna verdiği önemi din ve mukaddesat hizmetlerine vermiyor efendim. Maalesef. Şimdi sevgili izleyenler, gerçekten bir solukta geldi geçti süre. Üstad Mehmet Şevket İlgi'nin sohbetine doyum olmuyor, mümkün değil. Her zaman da bulamıyoruz kendisini. Ben hakikaten çok çok istifade ettim kendisinden. Allah razı olsun diyorum. Allah evet, uzun ömür versin. Efendim. E, şimdi Şevket Eğgi gibi aslında bir yayıncı aynı zamanda. Ben kendi kütüphanemde buldum. Bazı kitaplarını ben de birkaç tane daha var da bunları bulabildim apar topar. Okumanızı tavsiye ediyorum. Mesela e, Yahudi Türkler yahut Sabeteiciler Mehmet Şevket Eğgi'nin bana göre önemli bir eseri. Sözünüzü keseyim. Bu kitap çıktığı vakit Hürriyet tam sayfa ...bunun tanıtımını yaptı. Evet yani Türkiye'deki aslında... ...kriptoları, hariciyemizi... ...içimizdeki hainleri anlamak için... ...sanıyorum önemli bir... Yok hainler demeyelim Demiyor, de... Peki. ...aykırılar diyebiliriz evet. efendim. E, yine cami kıyımı yakın dönemde... E, ...bizim camilerimizin tarihi yapılarımızın... ...tek parti döneminde özellikle... ...nasıl harap edildiğini, yıkıldığını... ...ahıra çevirildiğini... ...amacı dışında kullanıldığını belgeler ve resimleriyle... ...anlatan bir eser... ...burada... Yine Mehmet Şevket Eğgin'in kaleminden. Ben çocuktum. Mehmet Şevket Eğgin'in ön sözüyle beni tanıyor. Envarül Aşıkin efendim. Evet. Ee, bunu da tavsiye ediyorum. Kütüphanenizde bulunsun. Ön sözü Mehmet Şevket Eygin'in yıl 1976. Ee, onu söyleyeyim. Mehmet Şevket Eğgin'le ben 10 yıl önce yine Vakit Gazetesi'yle adına bir röportaj yapmıştım. 8 adet kediniz vardı. Kediler duruyor mu efendim? Kaç tane oldu? Bir efendim? tane kaldı efendim. Kedi çok esrarlı bir hayvandır. Bakabilecek imkana ve mekana sahip olanlara bir tane zavallı kediyi sahiplenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü kedi giren, kediye bakılan bir evde bereket olur. Birçok sıkıntılar def olur gider. Çok kısa keseyim. Biraz rahatsızsınız kedinizi kucağınıza aldınız. O sevgiyle başınızı göğsüne, göğsünüze dayadı. Mırıl mırıl zikretmeye başladı. Hastalığınızın en az yarısı kediye geçer. Öyle bir hizmeti de vardır. Çok ben bunu bilmiyordum. Üstad şimdi bir şey söyleyeyim. İzleyicilerimizden şöyle mesaj geliyor. KJ'de Mehmet Şevket Eygi okur yazar diye yazdığımız için. Şunu söyleyeyim ben yazar mütefekkir yazmayı teklif ettim. Üstad kendileri bana okur yazar deyin yeterli dedi. Kendisi mütevazı. Efendim Hakikaten... mütefekkir. Bunu kabullensem mütefekkir olmama ihtimali vardır. Bir yalanı kabul etmiş olurum. Okur yazarda hiçbir yalan yoktur. Her gün yazarım ve her gün okurum. Yemin etsem başım ağrımaz. Peki. Üstadım bir söyleyeceğiniz varsa, ekleyeceğiniz bir şey varsa Efendim, buyurun. Herkese selam ediyorum, hürmet ediyorum. Ben onlara hayır dua ederim, onlardan da hayır dua beklerim. Bir de şu var. Benim aleyhimdeki efendim yalanlara, iftiralara, düzmecelere inanmasınlar. Söylüyorum. Onlar doğruysa şerefsizliği kabul ediyorum. Ama ispat edemezlerse şerefsiz, haysiyetsiz ve namussuzdurlar. Yargıya da başvuracaksınız sanıyorum. Evet tabii efendim mahkemeye başvuracağım. Zaten şimdiye kadar kapı gibi kesinleşmiş mahkeme kararları var bunların doğru olmadığına dair. İspat edemiyorlar. Para aldı. E ispat et. Filan bankadan almış. Hollanda'ya soruyoruz. Hollanda dışişlerinden gelen haber şu. Mahkemeye. Hollanda'da böyle bir banka yoktur diyor efendim. Evet. Yalanın böylesi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Üstadımıza. Aa, sağ olsun. Eksik olmasın. Ayağınıza sağlık efendim. Hürmetler sunuyorum tekrar. Hürmet. Sevgili izleyenler çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sınır ötesinde, özelde, sınır ötesi özelde bu akşam e, ben Muharrem Coşkun, Üstad Mehmet Mehmet Şevket e ilgiyi ağırladık. Önümüzdeki hafta yıllık izinden dönecekler. Sevgili Serkan Güzel ve konukları değerli Mustafa Özcan ve Bercan tutar sizlerle olacak ve dünyayı konuşmaya devam edilecek bu programda ben veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar buluşmak ve görüşmek üzere hayırlı geceler efendim.